O yalanla oyun oynamayalı 1,5 sene olmuştur, olmuştur abi. Olmuştur, olmuştur. Evet, hala evet. Aklım o sokaktaki kurye arkadaş geliyor ya, yanına beni çağırıp. Şu yalanla oynarım, oynamıyorsun, canımı sıkıyorsun falan demiş. Ne oldu ya, kendi kendine atladı lan. Ne oldu orada, dur bir odaklanarak izleyeceğim. Aa, boşluğa girmiş. Ha. Kalkışta dengemi kaybediyorum. Burada aslında panik yapmasa, düz gidip frenlese durur değil mi? Durur. Çıkmaya çalıştığı için çıkamadı. Arka lastik mi takılıyor? Aa pardon, yanlış yerde kameram. Duygusal bir kaza. Sessiz olun, eğitimsiz ve ekipmansız trafiğe çıkmayın. Yo! Ses soldan geliyor, benlik değil. Allah'ım doğrunda da öyle. Yay yolundan git, yay yolundan. Oo, ne olmuş orada? Bu kırmızı araba diğer kırmızı arabanın girmeye çalıştığı yere mi girmeye çalışıyor sağ açıdan? Ben anlayamadım. Abi niye reklam var? Oğlum basıyor reklam. Kardeşim, kapatsak da basıyor, açsak da basıyor. Bir şey değişmiyor yani. Medyanın gelir kazanabilmesi için karşılıklı olarak kazanç elde etmek isteyen firmalar kendi reklamlarını, tanıtımlarını yapabilmek için bazı firmalara para öderler. Bu da iki tarafın da menfaatini güttüğü için böyle anlaşmalar yapılır. Reklam bu yüzden var. Bunu soruyorsan. Hani ekstra olarak da Twitch reklam vermese hiçbir yayıncıya, Twitch diye bir yer olmaz. Çünkü onun da para kazanması gerekiyor ya. Gibi gibi böyle gidiyor işte. Hocam, abi. Boşver, geç. Abi gerek yok. Buna çarpacak şimdi. Niye geril müziği var oğlum videoda? O karşı motorcu da... Gerilmiyor da bir de video yani. Ses de çok kötü. Aha. Demedi lan. Arabaya demin vurdunuz, alt tarafınız kırıldı, orada kaldı. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Haberi yok. Şu yan taraf Marşpierre diyor, deniyor. Marşpierre deniyor. Ne trend olduğu diyor. Evet ya, ben direkt babasını kopyalamış, o kadar belli ki. Abi günde 27 defa yaşadığımız şeyler bunlar, hani tabii ne yapsın adamlar da her gün mevzu mu çıkıyor zaten? Ne oluyor lan? Bir küçük bir devrim yaşanmış. Çocuğa mı çarpmış? Şey var mı kardeşim?
Ah canım benim. Bir şeyin var mı kardeşim? Bir şeyin var mı? Bir şey oldu mu? Abi, bir şey olmuş da korkmuş herhalde çocuk ya. Korkmuştur. Bir şey yok. Abi, yok yok. Arıyor mu beni? Çarpmamıştır belki ya. Çiçek ne alakalı? Kapat kontağı, kapat kontağı. Kontağı kapat. Bir şeyin var mı? Valla beline çarptı da bir şey var mı yok mu? Açıyor mu beni? Bir oynat bakayım kendini. Yürü bakayım. Korkmuş abi garibim ya. Evet evet. Bence çağırın ya. Şu an doğrudan hemen hastaneye götürmeleri lazım. Anlatamazdı şey, o çünkü. Tabun. Çıkık falan oldu mu anlayamıyor. Anlayamaz anlayamaz. Hemen alacaksın, çağıracaksın ambulansı ya da hastaneye gidiyor. Hareket etti, yürü bakalım falan demek de doğru gelmiyor bana. Evet. Bizim sevdiğinden bebek yani sürekli kolu çıkıyordu. Ses de etmiyor bebek. Bari yalan oldu çocuğun kolu, hiç anlamıyorduk yani. Sürekli götürmemiz gerekiyordu. Abi sağdan geliyor, bir anda atladı böyle ya. Sana bir şey var mı? Sende bir şey var mı? O da korkmuş. Çocuğa bir şey olacak diye. Ya çocukta bir şey olsa yürüyemez ya. Abi ses açar mısın? Full de değil mi ses ya? Böyle kenara düzgün çekseydin bir araba gelir vurur ya. Anneler babalar lütfen çocuklarınızı böyle başıboş trafiğe salmayın. Yani o çocuklar hiçbir trafik kuralını bilmezler. Kazalar olabilir. Ya bu kazaların telafisi olmayabilir. Evlatlarınızdan olabilir. Geçen bir tane izledim. Denk geldi mi size? Otobüs, okul otobüsünde yok. Çocuk iniyor. Kadın kapıyı tıpıs kapatıyor. Akışıyor. Çocuk çantadan takılıyor. Gidiyor öyle. Bir kilometre, iki kilometre. Hadi diyorum herhalde perde çıktı çocuğun. Hiçbir şey olmamış Allah'tan çocuğa da. Ya. Başkalarının canına da mal olabilir. Beni ara sokaklar çok korkutuyor yapan. Abi. Evet. Ara sokaklar dar bir yavaş gitmek lazım. Çok anlık çıkıyorlar ya öne. Arkadaşımız motorcu da Allah kafasını korusun. Bir yere vurabilir ya da vücudunu. Bir de orada mesela şu arkadaşın söylediği şeyi de uygulayamazsın. Sakat. Diyor ya salmayın diye. Ara sokaklı bölgelerde yani çocuğun zaten çıkabileceği 2 metrekare alan var yani. Çıkacak yani ne yapacaksın? Tabii engelleyemiyorsun. Canım. Bir şey de yapamıyorsun. Abi yavaş gideceksin. Yani tamam aileler çocuklarını bırakmasın. Başında durması lazım. Sokağa çocuk bırakılmaz. Bu konuda hemfikiriz. Ama bir noktada da abi onun vicdan azabıyla da yaşayamazsın. Yazık günah. Çok dikkatli olmak gerekiyor ara sokaklarda. Sakat kalabilir. Açınan gidiyorsun la. Çok gidiyor. Kaç? 130'a düştü. 170. 170 gözüküyordu. Aynaya bak aynaya. Lan 200'de geliyorsun herif. 10 saniye önce aynaya baksın sen yoksun. Korkuyorum ben ya. Motorda hız var ya harbi çok korkutucu ya. Sağda da biri evleniyordu. Düğün fotoğrafı çekiyordu. Düğün fotoğrafı çekiyordu. Ya atla kendini artık. Sonra da yol vermiyor ha. Vermiyor. Hep onu da geçeyim, onu da geçeyim diye bekledim. Şuradaki bakışmaları hastayım ya. Bak bu ayna. Yani o kadar da böyle göstermelik, böyle kafanı dönmelik o kadar bir olay mesela bu? Ya abi bunlar yoka standart şeyler ki artık yani. Değil mi yani sürekli bak, olan şeyler değil mi? Bu aralar çok fazla şehir yolculuğu yapıyorum. Yani neler yaşıyorum ya. Hepsini videoya çeksem bir YouTube kanalı çıkar. Önüne atlayanlar artık o kadar normalleşiyor ki bir noktadan sonra. Senin ben aman ne diyen geçiyorsun yani. Bak bundan bahsediyorum işte. Yolcu indirip hemen önden fırlamaya çalışan. Hatta arkada önde ve arkada trafik var diye yaya daha da cesaretli çıkıyor. Ama motorlar aradan vızıt diye gittiği için bam.
Tamam da yaya geçidi değil burası. Burası. Ama abicim şimdi yaya geçidi diye bir şey yok amına koyayım ya. Yaya geçidi biz Avrupa mıyız? Her 5 dakikada bir yaya geçidi yok ki. Yayanın da bakması lazım tabii ama motorun da trafik olan yerde hızlı gitmemesi lazım. O çünkü gerçekten o çok önemli. Yaya geçidi olmayan yerde de ona göre bir şey yok muydu kuralı? Bir şeyden önce dönülüyordu falan. Burada bazı bir noktadan sonra kuralı siktir ediyorsun abi. İki tarafa da bilinçli bir vatandaş olmuş belli. İki tarafa da düşen kurallar oluyor. Mecbur kalıyorsun yani. Ama burası yol. Tamam burası da yaya geçidi değil ama burası benim yolum. Tamam da burası benim yolum. Yaya geçidi değil burası. Ben yoldayım diyor. Sen yaya geçidi git kullan diyor motorcu. Tamam mı? Bu çok şey gelmedi bana mesela yani. O kadar da suç gibi gelmedi bana. Bana yaşarsa ya ben adama ben derim. Tabii. Dikkatlerim geçerim yani. Ben motorcu suçlu demiyorum. Ama motorcunun şu bilinçli olması lazım. Yayayı tanıyor olması lazım. Anlatabildim mi? Ha, o yüzden dedim yaşıyorsun. Biz Avrupa'da değiliz. Yani trafik evet, varsa doğru. İnsanlar direkt yürüyor zaten. Hatta hızlı hızlı geçiyorlar. Motorcu bunu bilerek hareket etmeli haklı bile olsa. Çünkü konu aslında birine çarpmaması ya. Benim anlatmaya çalıştığım o. Senin şey mevzusuna neyse mevzuyu hatırlatırsam bir daha ne o? Çıkacak. Sen yine böyle kendini Türkiye'de olduğumuzu bilmemiz lazım diye bir açıklamak zorunda kalmıştın ya. Evet. Konuyu açmak istemedim tekrar şimdi. Onu da Amerika'da yapmıştım ben benzerini. Onu da anlatmıştım size. Kız yolun ortasında yürüyor. Amerika'da yayalar ön plan abi yani. Yaya yola adımını attıysa araba durur. Yani benim gittiğim eyalette öyleydi en azından Kaliforniya'da. Ulan bir kız yolun ortasında yürüyor. Ben de Türk'üm ya. Kıçına sıfır gidiyorum böyle. Ara gazı bir verdim. Abi bir saldırdı bana. Ağzıma sıçtı. Nasıl bağırıyor? Ben de hani şey oldum böyle. Ulan ne yaptım amına koyayım yani. Sen git yanda yürü. Yol benim yolum falan işte bu kafa. Yol benim. Orada öyle bir şey yok yani. Ben insanım ya diyor. Sen arabasın diyor. Böyle mal gibi gittim yanından. Transformers'ın lan bu senin. Ne insanım lan. Burası GTA'daki şey kısmı değil mi? Soldaki kıyı. Buradan sola giriş. Neresi ya orası? En solda. Psikolojim bozuldu GTA yüzünden. Sen GTA mı oynuyorsun bu aralar? Biz online'da biraz yarıştık geçen haftalarda. Çok da güzel yani, bir video. Tam da yokmuş.